Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir İngilizce paragrafı Türkçe'ye çevirmeye ve birlikte gramer analizini yapmaya çalışacağız. Paragrafımız bir market görevlisi ile müşteri arasındaki diyaloğu hikaye etmektedir. Had he behaved more respectfully, eğer o daha saygılı davranmış olsaydı, Warren would have told, Warren ona söylemiş olurdu. Kime? Müşteriye. Warren would have told the customer. Warren müşteriye söylemiş olurdu. Ne söylemiş olurdu? That he could have circumvented the restrictions. Sınırlamaları atlatabileceğini söylemiş olurdu. Ne şekilde? By buying tomato sauce from different brands. Farklı markalardan domates çorbası alarak, satın alarak sınırlamaları aşabileceğini söylemiş olurdu. But he was so rude. O çok kabaydı. Fakat o çok kabaydı. Warren didn't want to. Bu yüzden Warren yapmak istemedi. That is a weird feeling for me. Bu çok tuhaf bir duygu benim için. Warren ekledi, dedi. Çünkü her ne kadar bu güzel bir iş olmasa da ve maaşı iyi olmasa da ve birçok şeye para getiremezsem de, güç getiremezsem de veya minimum maaşla yaşadığım hayat kalitesine rağmen o halen daha benim mesleğim. Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. I want to help people. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Fakat, but when customers are shooting and causing a fuss, you don't want to help them. Fakat diyor, müşteriler bağırdığı zaman veya bir yaygaraya neden oldukları zaman siz onlara yardım etmek istemiyorsunuz. Genel hatlarıyla arkadaşlar, paragrafımızın Türkçesi bu. Şimdi cümle cümle analiz etmeye çalışalım. Had he behaved more respectfully? Eğer o daha saygılı davranmış olsaydı. Buradaki had arkadaşlar if yapısı yerine kullanılmış eğer anlamı katmaktadır. Bu YDS'de ve diğer sınavlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Had he behaved more respectfully, eğer daha saygılı davranmış olsaydı, Warren would have told the customer. Warren müşteriye söylemiş olurdu. Burada would have told yapısı var arkadaşlar. Yani would have done yapısı. Aynı karşılığı ise could have done yapısıdır arkadaşlar. O da aşağıda kullanılmıştır. Bu yani would veya could have fiilin üçüncü halini kullandığımız zaman geçmişte yapılması gereken ancak yapılmayan bir eylemi anlatmak için kullanılır arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Warren would have told. Warren söylemiş olurdu. İkinci bir yapı ise arkadaşlar yine buradaki that yapısı. Bu neyi söyleyeceğini açıklıyor arkadaşlar. Cümleye açıklık getiriyor. Told the customer that deyip o söyleyeceği şeyi açıklamak için burada that yapısı kullanır arkadaşlar. Ne yapardı? He could have circumvented. Aşmış olabileceğini, aşabileceğini, sınırlamaları aşmış olabileceğini, aşabileceğini söylemiş olurdu. Aşmış olabileceğini. Burada yine could have circumvented yapısı kullanılmış. Buradaki by buying ise erek, marifetiyle, yoluyla, yapmak suretiyle anlamı katmaktadır arkadaşlar. Yine burada bir geçmiş zaman olduğu için was yapısı kullanılmıştır. Geçmişteki bir eylemi anlatmaktadır. Warren didn't want to, yapmak istemedi. Bir önceki cümleye gönderme yapmaktadır arkadaşlar. To'nun devamı gelmediği için bundan anlayacağımız buradan to'nun öncesi geçmişteki cümlede saklı. Yine burada even thought se bile rağmen yapısı kullanılmış arkadaşlar. Burada bir pasif yapı kullanılmış arkadaşlar. Be yani is ve fiilin üçüncü hali yani iyi maaş ödenmese bile anlamında kullanılmıştır. Buradaki can't afford yapısı ise to ile birlikte bir şeye güç yetirememe, parası yetmeme anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Genel anlamıyla gramer yapısını bu arkadaşlar. Farklı sorunuz varsa sorabilirsiniz. Anlatmaya çalışırım bir sonraki videolarda veya açıklama kısmında. Teşekkür ederim izlediğiniz için.